İyi akşamlar. Soruyorum da bu akşam FETÖ ve Güneydoğu'yu konuşacağız. Konuğumuz AK Parti eski Diyarbakır milletvekili, şimdi sivil toplum ve halkla ilişkiler başkan yardımcısı Abdurrahman Kurt. Hoş geldiniz. Hoş Abdurrahman Bey. Sağ olun. Fethullah Gülen ve işte bütün bu 15 Temmuz'dan beri olanları bu tarafta çok konuşuyoruz. İstanbul ve Ankara tabii çok büyük badireler atlattı ama Güneydoğu'da da her zaman aktif olduğunu biliyoruz. Şimdi son olarak HDP milletvekili Ayhan Bilgen evveli gün tutuklu ve ifadesinde 6-7 Ekim olaylarında bir iç savaş denemesinin yapıldığını, iç savaşın kışkırtılmaya çalışıldığını ve bunun 15 Temmuz'u yapanlarla ilişkisinin de araştırılması gerektiğini söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir kere Ayhan Bey'in bu ifade ettiği şey ilk defa o cenahtan olayın merkezine doğru bir bakışı ifade eden bir duruş. Evet, ilk defa böyle bir şey gerçekleşiyor. Evet. Çünkü biz bunu defalarca televizyonlarda anlattığımız halde o cenahta maalesef bu konuda cılız, kayıtsız, umarsız bir duruş vardı bu meseleye ilişkin. İlk defa böyle bir ifade var. İnşallah arkasında durur, içini de doldururken de gerçekçi olmayı devam ettirirler. Tabii bu FETÖ dediğimiz şey bir iç illegal örgütlenmenin ötesinde bir şey. Önce oradan başlamak lazım. Yani FETÖ'den dedi, kastımız nedir? Çözüm sürecinde Kürt meselesine nasıl etki etmiştir? Bunu bir genel bakış ile masaya yatırdığımızda karşımızda bir Gladio operasyonu olduğunu görmemiz gerekiyor. O FETÖ'de bunun bir parçası. Sadece FETÖ ile ilintili bir durum değil. Biz bir operasyon yiyen ülke durumundayız şu anda. Bu operasyonun içerisinde Başat ve en güçlü grup bu operasyonu yapanlar tarafından epeydir devam eden bir FETÖ'dü operasyon. Bu, evet. Bu öyle bir şey ki Türkiye'de aslında bizim 2002'den sonra AK Parti iktidarıyla ne değişiyor? Bu değişim esnasında neler yaşanıyor? Bir masaya yatırıp genel baktığımızda şunu görmemiz gerekiyor. Öncelikle bir kere Türkiye bugüne kadar hep uluslararası güçlerin yönetmek noktasında çok heves ettiği bir ülke durumunda olmuş. Ağırlıklı olarak Batı dünyası bunu başarmış. 2002'li yıllardan sonra askeri vesayet ilk defa Batı'nın Kürt meselesinden kaynaklı farklı bakış açılarından dolayı kontrolünden çıkıp Avrasya grubu üzerinden bir yönelim geliştirmeye başlamış. Bunu da biz Ergenekon sürecindeki darbelerde yaşıyoruz. Zaten bunu ifade ettiğim için şimdi bir kısım Ergenekoncu taife bizimle ilgili de antipropaganda, işte söylediğimiz cümlelerin önünü arkasını kesip bir yayına başlıyorlar falan, böyle yanları da var. Ama orada o esnada Avrasyacı gruba karşı bu Gladyocu ve içinde FETÖ'cülerin ağırlıklı bulunduğu bu yapı o Avrasyacı grubun darbesinin başarılmaması için hükümetin elini güçlendirecek kozları sunuyorlar. Ama bu hükümeti sevdikleri için değil. Avrasyacı grup ve Gladyocu grup arasındaki çatışmanın bir unsuru olarak AK Parti, Milli İrade Allah'tan onların, yani iki şerrin kavgasından ayakta kalmayı başarıyor. Ne zaman ki bu Avrasyacı grup bertaraf ediliyor ki bu esnada da bu Ergenekon sürecindeki davalardan hatırlayacağız. 3 kişi bu sürecin içerisinde ise 5 kişiyi katarak o diğer 2 kişinin de koltuklarına kendi elemanlarını yerleştirmek için alan açma kastıyla bu bir operasyona dönüştürüyorlar ayrıca. Yani darbeyi önlemenin ötesinde ayrıca bir sistemi ele geçirme, bütün o ele geçirilmemiş kısımları da, evet, başka bir niyetle geliyorlar. Ele geçirilmemiş kısımları da ele geçirme çabasına dönüştürerek bu işi sulandırdılar zaten, hatırlarsanız. Çünkü Tayyip Bey bu vesayetlerin tamamına karşı durduğu için ve milli irade diye bir şeyi, bu dünyanın beşten büyük oluşu gerçekliğini hayata geçirmekle ilgili ideallere sahip olduğu için bu ülkeyi bu iradenin eline bırakmamakla ilgili uluslararası güçlerin ciddi operasyonları var. Ve bölgede söz sahibi, işte dış politikada yani Kürt meselesi farklılaşma. PKK da bu anlamda yürüttüğü terör çalışmalarını tamamen dış güçlere yaslanmak zorunda olan bir yapı. Çünkü bir gün olmuş Suriye'deki su krizinden faydalanmış, Esed'in kanatları altında büyümüş, İran destek olmuş. Nerede bir imkan bulmuşsa, işte Türkiye'yi Orta Doğu'nun genelini güçsüzleştirmek isteyenlerin kullandığı unsurlardan bir tanesi biliyorsunuz iç dengelerde kontrollü kaoslar yaratmaktır. Örneğin Kürt meselesinin varlığının köklerine indiğimiz zaman da Osmanlı sonrasında 4 ayrı ülke içerisinde arızalar bırakılmış.
Bilerek. Olmayan bir Irak, olmayan bir Suriye, işte bir Osmanlı bakiyesi coğrafya içerisinde bir huzursuzluk alanı. O günkü yönetimlere telkin ettikleri ulusalcı yapının tamamen red, inkar, imha mantığı üzerinden bir ultra milliyetçi dille kurgulanmış olması, bunun iç çatışmayı sürekli dinamik tutması, bu iç çatışmanın yani sürekli olan güçsüzleşmeyi yani sonra bu yaşananları öngörecek şekilde Şimdi proje gerçekleştirdiler diyorsunuz. Bu miadını doldurmuş bir proje olunca yenisini de onlar yapmak istiyorlar. Mesela örneğin Suriye'de bugün Rojava bölgesinde PKK'yı güçlendiriyorlar. Kürtlere bir şey veriyorlarmış gibi görünüyorlar ama PKK'yı güçlendirirken bir yandan da Barzani'yi zayıflatıyorlar aslında Kürt halkı üzerindeki etkisi açısından. Niye zayıflatıyorlar? İşte biliyorsunuz bu 17-25 sürecinde yaşadığımız bir olay yaşandı. Şu petrolle ilgili Barzani'nin Amerika'ya veya işte Irak merkezi hükümetine rağmen Türkiye ile yakınlaşması. Daha önceden Türkiye ile Barzani'nin arası hani iyi olsun diyenler, iyi olsun ama belli bir sınırı geçmesin diye bir tavırla karşımıza çıktılar. Çünkü o belli bir sınırı geçtiği zaman kontrolümüzden çıkıyor yönetim. Türkiye'nin yani güçlenmesini getirecek. Yani 17-25'in de yapılmasının bir yönüyle kesinlikle öyle. Yeniden eski statükoyu getirmek maksadıyla tabii. Mesela Barzani ayağını kırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Kürt meselesini bu yüzden çözmekle ilgili ultra sorumluluklar alarak yola çıktı. Bunun sebebi de bu kozu artık uluslararası güçlerin elinden almaktı. Ve kendi içimizde tükettiğimiz enerjimizi el ele vererek her birimiz için, birbirimizin aleyhine değil ama birbirimiz için büyük bir ulusu, büyük bir toplumu, büyük bir coğrafyayı yaratmakla ilgili kullanmanın adımlarını atmaya başladığı için başından beri Kürtlerle ilgili demokratik dillerden bahseden, sözde barışı getirmekle ilgili çabalar içerisinde olan ama bunu yaparken ultra milliyetçi kurgulanmış devletler içerisinde bunu yapan ama ultra milliyetçiliği geçip kuşatıcı bir dille hükümet etmeye başlayanlara karşı ise bunun gerçekleştiğini gördüğünde engel olmaya çalışan bir batıyla karşılaştık. Bunun en basit örneklerinden bir tanesi şu. Ben şahit olduklarım üzerinden söyleyeyim. Mesela bir insan hakları komisyon sözcüsü iken mecliste Almanya'nın siyasi işler sorumlusu Catherine diye bir kız vardı. İsim vererek söylüyorum artık. Bunlar yaşanmış bilinen gerçekler. Onların insan hakları bakanı veya öyle bir yetkilisi zannedersem gelmişti. Bizi Almanya'da rezidansa davet ettiler. Biz de Türkiye'de. Evet, Ankara'da. İnsan hakları dernekleri ve kuruluşlarıyla birlikte oraya gittiğimiz zaman, o zaman da işte Kasım ayındayız. Kasım'dan Haziran'a kadar, 2011 seçimlerine kadar Öcalan çok uzun bir ateşkes ilan etmiş. Tek taraflı PKK açısından. Yanıma yanaştı, şunu sordu. Dedi ki ya bu ateşkesin bu kadar uzun olması AKP'nin işine yaramaz mı? Sizi ne zannediyor? Beni de bölgeden Diyarbakır'dan olduğum için muhtemelen karıştırdı. Yani benim de yani onların kafasındaki gibi işte Kürt AKP düşmanı böyle bir işte PKK HDP çizgisinde zannetmiş olabilir. Ben de şaşırdım. Yani bu ateşkesin uzun olması uzun süre insanların ölmemesi demektir. Barıştan yana olan, sivil toplumdan yana olan, bugünkü insan hakları kurumlarından gelen temsilcilerin hepsinin mutabakatıyla ortaya çıkacak bir görüş olarak kan dökülmemesi iyidir düşüncesine uygun olan bu ateşkes niye bunları rahatsız etmişti? Ben bir sustum önce. Dedim ki acaba ne diyecek? Biraz anlamaya çalışayım. Evet. Ben dedim ki muhtemelen belki İmralı bir görüşme yapmış olabilir devletle falan. Sanki İmralı'yı evet böyle ikna etmişler gibi böyle bir şeyler söyledi. Bu arada ben defteri yazdığım için işte AK Parti Diyarbakır yazınca sustu. Ben bunu paylaştım Beşir Hocam'la, Sayın Bakanımız'la. Dedim ki ya bir rahatsızlık hissediyorum, bir sıkıntı var. O zaman da Asrın Hukuk Bürosu hala Öcalan'la görüşüyor. Dedim ben buradan rahatsız oldum, bir sıkıntılar gelebilir. Dedi ki ya biz de bazı şeyler duyuyoruz. Yani oraya başka bir ülkenin daha ismini verdi. Nitekim ben izlemeye aldıktan sonra 15 gün geçmedi. O zaman işte bu Asrın Hukuk Bürosu üzerinden de telkinlerde bulunuyor ya. Bir sürü aykırı bağlantı çıktı zaten sonra ortaya. Öcalan bir demeci çıktı hemen 15 gün sonra. O rahatsızlıkları hissettiğimden hemen sonrasında. Dedi ki ben işte Haziran dedim ama ben bunu Mart'ta gözden geçireceğim. Şu olmaz birkaç tane şey söylemişti. Yani onların genel taktiğidir. Olmaz bazı şeyler söyleyip yapılması gereken işi engellemekle ilgili. Ben onu Mart'ta gözden geçireceğim şeklinde o şeyi bozmuşlardı. Ve o zaman anladım ki bu telkin gene oradan geliyor.
Bunun gibi daha sonra o hanımefendinin KCK bağlantılara çıktığı, kaçtığı ülkeden falan böyle ilginç bir şeydir. Yani o Alman konsolosluğundaki yani şimdi, hanımefendinin KCK bağlantılarından ülke dışına kaçmak zorunda kaldığı bir durum da yaşandı. Yani arkasında. Almanya'nın 15 Temmuz'da giden subayları kabul etmesi de boşuna değil. Bunlar bunun gibi geriye yüzlerce örnek görebilirsiniz. Pek çok örnek Gezi olaylarında burada yaşanan toplantılardan birçok örnekli birebir yaşamış biri olarak söylüyorum. Şimdi şunu görmek lazım, nereye gelmek lazım? Bir kere bu ülke bir operasyon yiyor. Bunu görmeden, bu hükümeti eleştirenlere söylüyorum şu anda, bu yapıyı eleştirenlere, hükümetin eleştirecek çok yanı vardır. Eleştirmek haktır, demokratik bir tutumdur. Ama bunu yapmak için önce namuslu ve onurlu olan her ülke aydınının bu ülkenin bir gladya operasyonu yediğini kabul etmesi gerekiyor. Hala buna kör bir tavır içerisinde, bu eleştirileri demokrasi, insan hakları kılığı altında bu operasyonları görünmez hale getirmek adına kullanan hiç kimse samimi, dürüst, namuslu bir aydın olamaz bu ülkede. Çünkü bu saatten sonra bunun ispata hacet yoktur. Her şey ortadadır. Bu kadar net 15 Temmuz sonrasında yaşanan süreçte dahil olmak üzere hatırlayın. Ergenekon sürecinde darbeciler nereye kaçtılar? Ben Avrasya diyorum, boşuna mı diyorum? Onlar Rusya'ya kaçıyorlardı. Bunlar nereye kaçıyor? Almanya'ya, Amerika'ya kaçıyor. Şimdi kaçanların kaçtığı istikamet bile olayın geldiği etkinin merkezlerini gösteren önemli işaretlerdir. Evet. Dolayısıyla şimdi burada namuslu bir aydının her eleştiriye hakkı vardır. Ama önce namusunu sahiplenerek bu ülkenin bir gladya operasyonunun ortasından geçmekte olduğunu kabul etmek şartıyla. Uzun süredir. Evet. Kürt meselesinin bununla ilgili kullanılan bir parametreye dönüştürüldüğünü, barış süreçlerinin bizzat içinde olmadığımız zaman size bunu yaşatmayız diyen, Batı tarafından yapıyormuş gibi görünerek bozulduğunu kabul etmeyen hiçbir aydın görünümlü insanın onuru ve şerefi benim açımdan makbul değildir. Çünkü bu saatten sonra tartışılacak bir konu değildir. Bunu kabul eder, evet böyledir der ama biz de böyle yapmamalıyız şeklindeki her düşünceye amenna. Her şeyi söyleyebilirsiniz ama bunu görünmez kılmak adına aydın kılıklı hareketlerin tamamı münafıkçadır. Şimdi bu anlattığınız çerçeveyi gerçekleştirmek üzere yaptıkları, yani FETÖ'nün yaptığı eylemlerden biraz hatırlarsak, yani işte Gezi, peşinden 17-25 ve orada da başarılamamış şeyin 6-7 Ekim'de bir denemesiydi. Evet, kesinlikle öyleydi. 6-7 Ekim aynı zamanda PKK ve HDP açısından da bölgedeki tek kalan, kendilerince direnen, farklı duran bütün unsurlar ne varsa İslami hassasiyetlerin tamamını diskalifiye etmek için bir fırsata dönüştürüldü. Ve bakın çok ilginçtir. Bu yapı nasıl bir zihniyet oluşturdu diye o güne dönersek eğer. Tabii ben bu FETÖ'nün organize ettiği Roboski'den başlamamız gerekiyor. Roboski'de ne yaşandı? Hatırlayalım. Bir çeşit hafıza çalışması gibi oldu. Çünkü uzun süredir konuşmuyoruz ama yani Madımak'ından bilhassa Güneydoğu bölgesinde çok etkili olduğunu. Evet. Şimdi bakın Roboski'yi biliyoruz. Hatırlayın. Yani şimdi ben bu Avrasya durumu bertaraf edildikten sonrasında Tayyip Bey'in İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı, Avrupa'ya karşı onurlu bir Türkiye, onurlu bir İslam dünyası noktasında dik duran bir tavrını hatırlamamız gerekiyor önce. Bundan sonra şu yapılmaya başlandı. Evet bu Avrasyacılara teslim edilmedi ama bu yapı da milli irade adına Batı'yla göz göze gelmeye çalışan, aynı masada oturmaya çalışan, senin Batı'yla ilgili değerler birliğine evet ama o değerler birliğinden kendi hegemonyonu kurma çabasına dönüştürmene hayır diyen bir dille karşılaştığı için Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti süreci yaşandı. Buna kim gözünü kapatıyorsa bir kere aydın olarak karşımıza çıkma durumu yoktur. Önce buradan başlayalım. Biz diyorum ya her türlü eleştiri yapma hakkına sahip ama önce gerçekleri kabul ederek. Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti başarılamadı. Daha sonra AK Parti'yi tamamen devirmeyle ilgili bu sefer bakın daha önce devirmek için uğraştıkları Avrasyacı grubun daha yakın olduğu CHP'yi bu sefer tamamen kendi ellerine geçirerek kendi yanlarına çeken bir gladya operasyonuna dönüştü. Şu anda CHP'nin ana üst kademesi bu yapının kontrolü ve siyaseti çerçevesinde hareket ediyor. Bu gerçekliği görmek gerekiyor. Ben bununla ilgili Avrupa'da da yapılan bir kısım, bakın ben 2011'den sonra liste dışı kaldığım zaman benim partimi de aşan bir Kürt dilim vardır. Onu söyleyeyim. O zaman kullandım. Anlaşılmayan belki o günün şartlarında. O günün şartlarında anlaşılmayan dil
Ve işte bizim liste dışında kalışımızla ilgili başka görevler teklif edilişi. Onun üzerinden belki bir toplantılara ben katıldım. Belki başka yorumlara giriştiler ve evet. sizi davet ettiler. Ben evet. bunların birini örnek vereceğim. Mesela Gezi ile ilgili, şimdi ben birkaç yerde isim de verdim. Mesela Binnaz Toprak'ta bu vakıf toplantılarda vardı. Bu dernek ve vakıfların. Henry, yabancı. Özellikle mesela Henry Böll üzerinden Gladio çok operasyon yaptı bu ülkede. Ben 17-25'ten sonra mesela Henry Böll'ün yaptığı bir toplantıda AK Parti adına da bir kısım insanlar çağırdı. Birisi bendim, birisi Ayhan Ogan'dı, birisi Mehmet Metiner'di. Bizden sonra gelen baktım diğer gruplar var. Bu sözde think tank bir düşünce toplantısı gibi görünüyor ama konuşmaya gelenler Henry Böll Alman, gelenler Amerikalıydı. Ve şunu sorguluyorlardı. Bu FETÖ'nün gücü nedir? Birçok soru soruyorlar ama tarih, yani soruların arasında sonra. O dönem hemen sonrasında aslında aradıklarının bakıyorsunuz o yani birçok gereksiz soruyu aradan çekiyorsunuz. Bunlar neyi arıyorlar diye baktığınız zaman aslında aradıklarının ne olduğunu o gün görüyorsunuz. Gezi olaylarından sonra gene toplantı FETÖ'nün gücü ne? Bu işin, bu kavganın sonunda nereye gider? Onlar biraz? Kendileri biliyorlar herhalde. Az çok da bir de sağlamasını mı yapıyorlar? Hayır, toplum içerisinde onun karşılığı tamamen, tabii. Nedir? Yani kendilerine gelen verilerin gerçekte toplumda herkes tarafından görülen gerçek değeri nedir? Onu test ediyorlar, anlamaya çalışıyorlar. O kavganın demek ki önceden hazırlığı yapılıyordu. Mesela Gezi olaylarında birçok saf ve temiz gencin bunlara katıldığını biliyorum. Diyorum ya, hani aydın ruhuyla eleştirisi vardır. B sıkılmıştır veya işte eskiyi bilmiyordur, kıyas yapma yeteneği yoktur. Nereden geldiğimizi kıyaslayamadığı için bugünkü halin eleştirel yönlerini sadece görüyor. Onlara amenna. Onların gerçek kullanıldığı, evet. Ama arkasında ne vardı diye soranlara söylüyorum. Alman Cumhurbaşkanı'nın geldiği gün yaptığımız bir toplantıdır. İşte Ruşen Çakır vardı, Binnaz Toprak vardı, Mehmet Emin Aktar vardı, Diyarbakır Barosu'nun Ahmet Şık vardı. Ben vardım, Alman profesörler vardı, Türkiye'den profesörler vardı. Saatlerce Gezi, Claudia Rothanım Efendi nasıl bu Gezi ruhunu başaramadık? Nerede hata yapıldı? Niye devam etmedi? Yani ruhu nedir? Evet, orada anlatılan. Ruhu bu sistem 90'lardan kötüye dönüşmüş. Türkiye 90'lardan kötüye giden antidemokratik bir ülke haline geldi. Demokrasi güçleri bu sistemi nasıl ele geçirir? Yani şeyi indirecek. Gezi, evet, Gezi'yi niye indirecek? Hükümeti devirecek hale getiremedi? Konu bu. Ve argüman da 90'lardan kötü olduk. Bunlar saatlerce konuştular. Bir bölüm kapatıp açılıyor. Ben üç dedim ki ben artık gidiyorum. Arada söz hakkı vermiyorsunuz. Bölümler geçiliyor. Bir de o zaman moderatör ya işte o zaman buyurun siz de bir şeyler söyleyin değil mi? Bak arkadaşlar dedim siz hayal görüyorsunuz. Bir kere dışarıdaki Türkiye sizin burada anlattığınız Türkiye değil. 90'lardan kötü olduk demenizi kabul etmem için ben 90'ları ya bilmiyor olmam lazım ya da ahmak olmam lazım. Şimdi 90'larda Kürdüm demek yasaktı. Diyarbakır şehrindeki sarı, kırmızı, yeşil lambaların yeşili bile ortadan kaldırıp maviye çevrilmişti. Hiçbir Kürt edebiyat... 90'lı yıllar hiç mukayese etmeye bile gerek yok ama onlar bunu ısrarla söylüyorlardı biliyor musunuz? Buna inanıyorlar mı sizce? Buna inandırmaya mı çalışıyorlar? Buna inandırmaya çalışıyor. Böyle bir psikolojik hani bir toplu ruh yaratıyorlar. Aslında kendilerini kandırmalarına bir kısım muhalif olma sevdalısı olanların kendilerini kandırmalarına yardımcı olmaya da çalışıyorlar aslında. Yani bu dedim ya insanın biraz ahmak olması gerekir bu kadar. Ve ben tam yarım saat ekonomiden, sosyal devletten, Kürt meselesinden, demokratikleşme adımlarından bahsettim ve orada bir kıyamet koptu. Ben çıkınca onlarca insan arkamdan geldi. Dedi ki ya iyi ki bunları söyledim. Ben, arkadaş ben söyledim de siz niye söylemiyorsunuz? Yani burada resmen bir operasyon yaşanıyor. Böyle bir körlük olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani? Tamam, hükümetin eleştirecek yanları yok mu? Onlarca var. Ben de eleştiriyorum. Kendi arkadaşlarımız içinde oturduğumuz zaman birbirimizi de eleştiriyoruz. Bunu yaparsın, bu bir aydın namusudur. Ama arkadaş, yalan, riya ve hele böyle bir operasyonun parçası olmak da neyin nesi? Ülke yönetimini alaşağı etmeye evet, çalışmak. Yeni bir yüzyıl öngörülüyor. Bu yüzyılda bize kan öngörülüyor, küçülme öngörülüyor. Büyüyen bir Türkiye değil. Bakın biz Kürt meselesini çözünce neyi keşfetmiştik? Büyük bir Türkiye'nin oluşacağını keşfettik. Kendi içinde enerjisini tüketmeyen, enerjisini büyüyerek Orta Doğu'ya da ilham olabilecek bir Türkiye'nin varlığını keşfettik. Zaten bizim hedefe alınmamızın sebebi buydu. Bizim bu demokratikleşmeden tutun çözüm süreçlerinin yürümemesinin sebebi nedir? Tam da budur işte. Çünkü eğer Kürt meselesini biz çözecek olursak, bakın üçüncü gözle sürekli Batılılar içine girmek istediler değil mi? Biz dedik ya biz bunu kendimiz çözeceğiz.
Bizim en büyük yerli projemizdir dememizin sebebi buydu. Çünkü biz onlara Oslo'dan beri güvenmiyorduk. Daha öncesinden de güvenmiyorduk. Şimdi baktığımız zaman Abdurrahman Bey'i hatırlayalım istiyorum. Şimdi şöyle işte Gezi bahsettik 17-25 ve 17-25'in hemen akabinde daha Ocak ayında pardon çözüm sürecinin daha en başında Paris'te 3 kadın evet. PKK'lı öldürüldü. Evet. Üstelik barışı destekledikleri bilinen evet. En önemli isim de Sakine Cansız da bunlarla beraber. Şimdi öldüren kişi, katil 17-25'in hemen peşinden bu defa yine operasyon dahilinde MİT'ten birileri gitti de öldürdü evet. Diye spekülasyon yapılmaya başlandı. Evet. Bir takım kağıtlar çıkarıldı. Hı hı. Ve en nihayetinde yani bir yandan o dönemde MİT başkanıyla başladı. Hakan Fidan'ın içeriye alınması, daha doğrusu sanık sıfatıyla çağrılmasıyla başlayan dönem var. Hı. Diğer taraftan da MİT PKK'lı 3 kadını öldürüyor oluyor. Evet. Biz bunu pek tartışmadık çünkü hakikaten toz dumandı Türkiye. Evet. Sonra nasıl devam etti? Yani şimdi o zaman da hatırlarsanız bölgede aslında bölgede Güneydoğu'da nasıl iş yaptıklarını da biraz bilelim istiyorum. Şimdi şöyle bakın dedim ya bu Gladio dediğimiz şey Türkiye'deki kendi örgütlenmesi, MİT içerisindeki, polis içerisindeki, işte asker içerisindeki biliyorsunuz özellikle bu 15 Temmuz'da bunların derinlikleri daha iyi toplumca da görülür hale geldi. Birini öldürtüyorlar. MİT öldürmüş olacak. MİT öldürdüğü için Kürtlerle Türklerin arası bozulmuş olacak. Oysa bu hükümet bu barış sürecini bu noktaya getirmiş. Çok ilginç bir noktayı insanlar unutuyor hatırlatayım. O süreçte Avrupa'nın önemlinden bir tanesi de şuydu PKK açısından. 300 insandan bahsediliyordu. Yani herkesin siyasete katılımının önü açılabiliyor. Ama 300 insanla ilgili işte bir kısmının Kuzey Irak'ta, Irak Kürdistan'da bir kısmının da Avrupa'da bir müddet kalmak zorunda oldukları sürece göre gelebilecekleri falan konuşuluyordu. Avrupa şunu söyledi, siz bizim olmadığımız bir barışı götüremezsiniz. Bu PKK'ya bunu bizzat aslında o ilk günün sıcaklığında Öcalan ifade ediyor. Kendi konuşmalarında diyor ki bu bize karşıdır, bu barışa karşıdır diyor. Bu derin Gladio'nun yaptığı, derin NATO'nun yaptığı. Yani siz yaptığı şey mi diyorsunuz? Bunu onlar ilk anda görüyorlar zaten. Daha doğrusu Öcalan taşeron görüyor. Taşeron olarak Fethullah içeride iş yapıyor burada, diyorsunuz. Aynen Roboski'de olduğu gibi. Roboski'deki hedef neydi? Hatırlayın. Bakın Roboski çok ilginç bir olaydır. Roboski'de hemen öncesinde bir genelkurmay başkanlarının istifa ederek hükümeti düşürme operasyonu yaptığını hatırlayın. Hmm. Bir tane genelkurmay başkanını bulunabiliyor Necdet Özel. Onu yemek istiyorlar çünkü onun sayesinde hükümet sistemin istikrarını sürdürüyor. Ve Hakan Fidan. Ama bu iki taşın yanında başkan çok daha... O kadar çok olay oluyor ki artık tabii, unutuyoruz. Tabii. Hakikaten işte kısa zamanda ya, peşe... Siyakını ve sibakını olayların... Şimdi zaman geçince insanlar hatırlamıyor. Sadece olayın merkezini görüyorlar. Ama olayların siyakları ve sibakları var. Öncesi sonra da var. Şeyin, bağlantıları Roboski'nin, var. Uludere'nin o zamana kadar işte... FETÖ'nün gazetelerinde evet. Kürtlere neredeyse ırkçı yaklaşılırken birden Kürtçülük evet. havasında. Yani şimdi hatırlayın gene o süreçte Kacako operasyonlarında o şiddetli aşırı tavrı gösteren o yapı daha sonra hükümetle çelişince sanki Kürtlere haklarını niye birden vermiyorsunuz gibi sorular sormaya başladı. Ben onlardan bir tanesinin hiç unutmam mesela televizyonda röportaj yapıyordum ki ismini Gültekin Avcı'dır mesela hatırlıyorum. Ben Gültekin dedim. Dışarı sen dedim, kaçtı şimdi. Şimdiye kadar Kürtlerin ana dilde eğitimini ne zaman savundun ki bugün birden savunmaya başladın? Ben anlamadım. Ben şimdi geçmişini biliyorum. Hiçbir zaman savunmadın sen bunu. Hep ona karşı çıkmıştın. Ne oldu sana birden? Bir kere oradan başladın. Şimdi öyle bir şeye dönüştüler evet. O gün... Ve yani yine o hani hakikaten neredeyse ırkçı diye tasnif edilecek grup gerçi şimdi internasyonalistmiş yani onu öğrendik ırkçı da bile değillermiş. Ama ırkçı gibi görünürken birden çok aktif olmaya başladı. HDP'ye oy verilmesi yönünde yani şöyle söyleyeyim onların bölgede. Hiçbir sabiteleri yok. Hani internasyonalizmde, ırkçılıkta onların bir meczup liderleri var ve bu bir haşhaşi grup. Onlar için cemaat çıkarı neredeyse ona göre hareket etmek onların esas ideolojisi. O gün ve söyleneni milliyetçi olmak gerekiyorsa gibi. Öyle, internasyonel olmak gerekiyorsa öyle, CHP gibi düşünün. CHP biz Kürt sorununda mesela ne zaman iyi bir şey yapsak siz ülkeyi bölüyorsunuz diyorlardı. Ne zaman işte bu süreçler bozulsa, bir gerginlik olsa siz Kürtlere kötü davranıyorsunuz demeye başlıyor. Barış istiyoruz. Tabii yani bu CHP gibi. Yani CHP ne zaman
bizim aleyhimize kullanabileceğini düşündüğün ne varsa ona yönelmiş bir siyasi partidir ki. Bir sabitesi olmayan. Çünkü kendisiyle toplumu arasında gerçek bir bağ olmamış hiçbir zaman. Ama onu, biri siyasi parti, birisi artık maalesef, tarifi olmayan, evet, hepsi bir aynı yerden tarifi hale zor gelmişler. Bir örgüt. Evet. Sonra hendekleri hatırlayalım. Şimdi hendekler kazılırken ben bölgedeki tanıdıklarıma sormuştum, yani hiç kimse gidip de şikayette bulunmuyor mu diye. Demişlerdi ki bulunuluyordu ama cevap alınmıyordu. Onu hatırlayın. Kobani olaylarında bazı emniyet mensuplarının halkın aracını ve şeyleri mahsus ezerek provokasyonu derinleştirdiği günleri hatırlayın. Yaşasın IŞİD diye bağıran polisler. Bunları hatırlayın. Şimdi öyle bir şey ki bir yandan bir tarafı kışkırtıyor, bir yandan öbür tarafı farklı provoke ediyor. Kutupları iyice ayrıştırıyor, polarize ediyor. Ve evet. Büyük bir tahrik geliştiriyor. Hatırlayın mesela Kobani'yi düşündüğümüz zaman Kobani korkunç bir vahşettir. Kürt tarihinde ve coğrafyasında değil, sadece insanlık tarihinde eşine ender rastlanır bir vahşettir. Bakın eşine, çünkü siz 16 yaşında bir çocuğu kovalayacaksınız, kaçacak. Bir binaya girecek, orada insanlar zılgıtlarla, evet, silahla vuracak. 20-30 defa bıçaklayacak. Yasin Börü, Allah rahmet etsin. Dördüncü kattan aşağı atacaksınız. Bir kısım insanlar zılgıt çekecek bu esnada. Bakın vahşetin ve kinin geldiği yere bakın. Üzerinden tatmin olmayacaksınız. Arabayla geçeceksiniz. Yetmeyecek başını taşla ezeceksiniz. Yetmeyecek yakacaksınız. Dünya tarihinde, insanlık tarihinde bu kadar vahşetin bu şekilde yaşandığı olayların emsali ya vardır ya yoktur. Peki buraya nasıl gelindi? O bir yıl boyunca yalan televizyonlarında IŞİD'e tank gönderdi diye AK Parti iktidarı suçlandı. Ve buna toplumu inandırdılar. O kadar büyük bir propaganda yapıldı ki trenin üzerinde geçen bir tankı gösteriyorlar. Ben onların televizyonlarında gördüm. Daha ziyade uluslararası toplumu. O tankın IŞİD'e gittiği sonraki tank, yani siz silah verseniz, hani bir mermi verseniz belki saklarsınız ama tank, dünyadaki uydu sistemleri, bakın bu kadar insanlar akıldan uzaklaşmışlardı. Hı-hı. Bir tankın IŞİD'e verildiği söylendi. Tankların IŞİD'e gönderildiği söylendi. Zaten IŞİD vahşetinin, o barbarların işte özellikle Sincar'da Kürt Ezidi halkımıza, insanlarımıza yaptığı vahşet ortada, onunla birleştirildi. Korkunç bir tahrik ve provokasyon havası yaratıldı. Hayır, bir de ilk zamandan itibaren ve bunu Türkiye'de insanlar bir siyaseten sürü... kendi siyasal hegemonyasını kullanmak adına bu kini oradaki kendi önlerinin dışındaki siyasi unsurlara yönelttiler ve böyle bir vahşet ürettiler. Bakın bu burada yaratılmak istenen iç savaşın derinliğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Kaç koldan birden işletiliyor. Evet. Bir yandan CHP içerisindeki unsurlar, bir yandan MHP içerisindeki unsurlar, bir yandan AK Parti'ye o gün sızmış unsurlar, bir yandan hükümetteki, devletteki, polisteki, emniyetteki, askerdeki unsurlar. Tamamı milli irade dediğimiz, bugün ayağa kalkmaya çalışan bu coğrafyanın yeniden onurlu bir duruşa sahip olması, gerçek bir bağımsızlık savaşını bu defa hayata geçirmekle sivil ilgili, hayatın içerisine, evet, de sızmış insanlar. STK'lara sızmışlar. Evet, evet. Derneklere, evet, sızmışlar. Şimdi, ailelere sızmışlar. Evet, evet. Yani dolayısıyla buradan baktığımız zaman provokasyonun büyüklüğünü görmek gerekiyor. Biz hala şu operasyonu yaşıyoruz. Bakın dünya bu coğrafyayı kendi haline bırakmaz. Bırakmıyor da Mısır'da bunu yaşadık. Bakın ne olurdu diyenler dönsün Mısır'a baksınlar. Bugün o batının suyuna gidenler, nasıl olsa batı işte bugünkü hükümeti devirecektir, biz talandan payımızı alalım derdinde olanlar dönsün Mısır'a baksın. Onların payına ne düşmüşse burada da onların payına o düşecektir. Kimse buradan bir şey Allah kazanamaz. Allah korusun. Ya şimdi birlikte ayağa kalkacağız. Hendekleri de hatırlarsak. Hendeklerle ilgili, bakın ben size gene onu söyleyeyim. Hendeklerle ilgili ilk zamanlar hiçbir HDP'li siyasetçi dahil bir mantık kuramadılar. Hatta Esat Canan gibi bir insanın, ben en yiğit olarak onu görüyorum, kalkıp ta Kandil'e kadar bununla ilgili müdahalelerde bulunmaya kalktığını da biliyorum. Ama o da susturuldu. Önce ses çıkaranlar iki fırça yiyince dönüp tekrar hendekleri savunur hale geldi. Peki hendekleri yapanlar bütün bu itirazlara rağmen, toplumsal karşı çıkışa rağmen, kendi tabanlarının bu içe karşı çıkışına rağmen niye yaptılar? Onun cevabı da ne diyor onlardan bir tanesi, Rıza Altın'ın ifadesi zannedersem, diyor ki bize bunların Mart'ta geleceği söylenmişti. Bakın 15 Temmuz'un ilk önce Mart'ta yapılacağı zannediliyor. Bunların görevi o kaotik süreci oraya kadar taşımak. Darbe dönemine ateşlemek kadar taşımak. Evet. Ve hükümeti sıkıştıracak alanları genişletmek ve hareket alanını kısıtlayarak. Onlar ne diyor? Bize Mart'ta bunların gideceği söylenmiş. Şimdi, söyleyen kim?
sormak lazım. Kim size bunu söyledi? Belli. 15 Temmuz'u yaptıranlar söyletiyor. Peki. Bugün Suriye'de onlara alan açmaya çalıştığını söyleyenler söyletiyor onlara bunu. Bakınca da zaten gözüküyor 15 Temmuz gecesi Diyarbakır'dan kalkan uçaklar, değil mi? Evet. Gelip Ankara'da meclisi bombaladılar. Evet, evet. Kolordu komutanı, jandarma komutanı, Diyarbakır Hava Taktik Komutanı, bunların hepsi içeride daha, evet, bir ton insan, evet, içeride. Evet. Ama şeyi görebiliyoruz, bu kadar hassas bir zemindeki bir konjonktürde niyeti tamamen bambaşka olan devlet görevlileri, askerler ve belki bürokrasinin içerisinde de iş görmeye çalışıyorlar. Bayağı da iş görüyorlar galiba. Evet. Ne diyeceksiniz? Yani hani Türkiye'nin her yerinde varlar ama bölgede sanki özellikle daha büyük bir iştiyakla koşturdukları gözüküyor. Çünkü işletebilecekleri çok fazla zemin var. Yani çatıştıracakları dinamikler üzerinden oynadıkları için, hı hı, çatışma dinamiklerinin yoğun olduğu bölgeleri ele geçirmişler bir kere. Çatışma dinamiklerinin yoğunluğu nerede? İşte Kürt-Türk meselesinin, Alevi-Sünni meselesinin olduğu yerleri kaşımakla ilgili operasyonel noktalara yerleşmişler. Ve bu ihtiyaç duyulduğunda kontrollü kaoslar yapılacak operasyonlarının önünü açıyor. Yani belki de Fethullah Gülen'in ne olduğunu ilk biz çözüm süreciyle birlikte, evet, anlamaya başladık, değil mi? Evet. Hakan Fidan'la birlikte şimdi başladı. Onlar Kürt sorununu hatırlayın. İlk önce yargı üzerinden, hükümeti yargı üzerinden ele geçirmeye çalıştılar. Kürt sorununun yönetimini de yargı üzerinden ele geçirmeye, bu kaçak operasyonları üzerinden, yargı üzerinden Kürt sorununu, evet, kendileri devam yönetmeye ederken, kalktılar. Bu sefer, evet. Kendileri yönetmeye kalktılar. İlk başta bazı şeyleri anlamak bizim için de zor oldu. Yani bunu biz bugün gördüğümüz netlikle mi görüyor? Hayır. Bugün baktığımız zaman onların ne yaptığını... O zaman devlette bir direnç varmış gibi görüyorduk, değil mi? Bu sanki, kadarını kimse tahmin, hayır, edemiyordu. Hayır, yani şöyle en azından yapılan yorumları hatırlıyoruz. İşte Türkiye'de bir damar var. Yani hükümete rağmen şeyi gerçekleştirmiyor. Söyleneni gerçekleştirmiyor ve bir direnç, evet, gösteriyor. Bürokrasi, evet, ve yargı diye düşünüyorduk. Evet, evet. Halbuki öyle bu değilmiş. Bu bir operasyonel bir yapı olduğunu görüyoruz. Bir örgütlü yapı olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla şimdi buradan baktığımız zaman... Bir kere yani hükümet açısından da kolay değil. Tabii şimdi şöyle düşünün, bir yandan da ultra seküler yapının dindar kitle üzerindeki o kadar ağır ve kötü baskıları olmuş ki bunların da bu kadar kötü bir mukabele ile karşımıza çıkabileceği aklımıza gelmiyor ilk zamanlar. Yani bu ultra seküler En azından İslam'da sorunları zaman, yok diye düşünülür, evet, yani herhalde. Kırmızı çünkü, görmüş boğaya dönüşen, evet, bu ideolojik yapının onlarla ilgili söylediği şeyler veya gelen istihbaratlar da belki ciddiye alınmamış olabilir o kadar. Çünkü bunlar zaten işte dindar gördüğünde kırmızıya kızan boğaya dönüşüyor falan bir tepkisi vardı. Haklı bir tepkiydi, bu toplumsal dinamikler açısından mağduru olunmuş bir toplum Türkiye çünkü. Ama zaten o zaman da Türkiye'de yani en başında Fethullahçılarla ilgili söylenen şeyler... adamların işte bugün belki yani 15 Temmuz'u kimse hayal edemezdi ama sonrasında gördüğümüz tablo gibi bir şey söylemiyorlardı. Dinci olduklarını söyleyerek istemiyorlardı, evet, ve o zaten herkese öyle bir bakış, evet, olduğu için bu kadarını kimse gayri ciddiye etmiyor. Almıyordu. Zaten bunların da büyümeleri son... Yani adamlar sahtekar diye bir çıkış yapan kimse yoktu. Evet. Adamlar laik değiller diye. Laikliğe karşılar diye düşünüyorlar. Doğru, bu zaten Avrasyacı işte Gladyocu grubunun son dönemde ayrışırken girdiği kamplardan bir tanesi bir boyutuyla. Bu FETÖ grubu Gladio grubuna girerek sistemi ele geçirebilecekleri kanaatine varmışlar. Öyle görünüyor. İşte bugün bu Tag Grahamfiller'in 1980'li yıllardaki Yeşil Kuşak İslam Projesi'nde Orta Doğu'da üretilmek istenen Şii-Sünni çatışmalarında Sünni bloku yönetmek adına üretmeye iyi düşündüğü dini liderlerden bir tanesi bu. Biz de sizin de zaten referans bekliyoruz. O günkü dünyada ne vardı? Amerikancı İslam, işte İrancı İslam gibi böyle devrimci İslam, işte ılımlı İslam gibi, ılımlı İslam gibi kavramlar üzerinden tarif ediliyordu. Ve o zaman Grahamfiller işte tamamen bütün İslam'a karşı olmak yerine onun bir çalışması vardı. İşte ılımlı İslam diye kendilerine tabi olacak bir yapı üretmeyi. O yapı içerisinde de buna hakikaten müsait olan Sünnilik veya Şiiliği din zanneden yapılar vardı
halen var ki maalesef en büyük tehlikelerden bir tanesi budur. Bana göre Batı şu anda bunu da hazırlıyor. Orta Doğu için şimdi hazırlanan diğer kaoslardan bir tanesi kontrollü kaos. Yani bu Orta Doğu'daki halkların gücünü kendi içinde tüketip daha iyi yönetilebilir halde kalmaları açısından Şii-Sünni çatışmaları tezgahlanıyor. İşte El-Kaide'sinden bilmem Haçlı Şabi gibi bir anormal mezhepsel boyutları dine taşımış yaklaşımların varlığı, el altından desteklenmesi, manipüle edilmesi, bütün bunların işte bu yeni kaos süreciyle ilgili hazırlandığını anlamak lazım. Türkiye toplumunun enerjisini tüketmesi açısından Kürt sorunu, Alevi sorunu onlar açısından sürekli bir parametreydi. Bunu sürekli kullandılar. Şimdi biz burada ne yapmalıyız sorusunu kendi içimizde sormak zorundayız. Yani bir kere bütün bunlar doğru ama biz de şu sağduyu kaybetmeden Kürt meselesinde Kürt halkının demokratik taleplerinin, beklentilerinin bu kaos içerisinde milliyetçi diller arasında kaybedilmesine de müsaade etmeksizin ki bu başka bir tuzaktır. Şimdi siz buna karşı çıkıyorum diyen bir grup insanın ultra milliyetçi tavırlar içerisinde Kürtlerle ilgili hak talepleri veya haklara veya Kürt kimliğine ilişkin hakaretamiz yaklaşımlara girmesini zaman zaman görebiliyorsunuz. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Allah'tan hükümet buna hemen müdahale ediyor ama bu işte şeytanın sağdan yaklaşması dedikleri bir şey vardır. Hani sendenmiş gibi görünüp senin adına aslında ortamı bozan. Bugün mesela bugün AK Parti adına hakikaten bir bakıyorsunuz toplumu geren, toplum içerisinde kamplaşmaları derinleştiren bir yapıyı, doğal olarak var olan bir yapıyı, farklı olabilir, bu ultraseküler olabilir, laik olabilir, bu kemalist olabilir, sana düşmanlık etmediği halde kendine düşman hale getirmeye çalışan, düşmanlıklar üzerinden siyaset üretmeye çalışan ve bunu AK Parti adına yapmaya çalışan insanlar da var. Peki, şimdi hazır yeri gelmişken sormak istiyorum. Özür dilerim, buna dikkat etmek gerekiyor. Yani sağduyuyu kaybetmeden, bakın mesela diyelim şimdi Güneydoğu'da şimdi çatışmalar yaşanıyor. Çatışma kötü bir şeydir. Kin ve duygular mantığın önüne geçer bu alanlarda. Hükümet, devlet, işte devlet olmanın gereği olarak biz sürekli uyanık olmalıyız. Bu çatışma ruhunun antidemokratik, anti insani yerlere taşınması, çatışmayı çıkaranların ve bizi zayıflatmak isteyenlerin eline verebileceğimiz en büyük kozdur. Sağduyuyu kaybetmeden, insan hak ve hürriyetlerine halel getirmemeyi, bu çatışmaların kutsiyetinin bir parçası olarak bir yere yerleştirmeyi başarmak durumundayız. Şimdi Türkiye'nin diğer bölgelerinden bakınca daha dindar bir sosyolojisi var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin. Fethullah Gülen, FETÖ bu şeyi, sosyolojiyi iyi etüt etmiş ve son olarak onu sormak istiyorum. Yani bölgede fark edilmiş miydi? Nasıl ele alınıyor? Şöyle söyleyeyim. Fethullah Gülen bölgeye giremedi. Çünkü ben HDP'li bir milletvekilinden çok önce 2011 yılında aslında o bölgede dedi rastgele bir medreseye gitseniz onları nasıl gördüklerini görürsünüz dedi ve çok negatif bir dil kullanmış. Fethullah Gülen'in bölgedeki etkisi yoktu. Ama devlet üzerinden, sivil toplum üzerinden, iş adamları üzerinden ve şantajlar üzerinden, insanları kuşatmak üzerinden oraya girmeye işte yurtlar üzerinden. Yani böyle Müslüman elbiseli yürüyebildim orada. Yok, yürüdüler. İnsanlar bir kere bölgenin şöyle bir özelliği var. Mesela siz de geldiniz hatırlarsınız. Ya insanlar Kürt meselesinde tepkisel bir ruha sahip olsalar bile Türklüğe bir tepki duymuyorlar. Türklere sevgilerini, misafirperverliğini hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Kudüs'te konuşurken sizin başınızdan geçenleri anlatmıştınız. Ben bunun gibi çok olayı bilirim. Yani bir Türklüğe veya işte veya bir şey doğal bir tepki yoktur hiçbir zaman. Aksine alabildiğinde bir misafirperver yaklaşım vardır. Bu diğer kimliklere karşı da doğasında bu vardır. Eğer kışkırtılıp bir operasyon yapılmamışsa, Kobani'deki gibi bir operasyona dönüştürülmemişse. Dolayısıyla öyle bir tepki kimseye karşı olmaz. Onları beğenmeseler bile, sevmeseler ki Fethullah Gülen'in yapısal itibariyle Türkiye'de kullandığı ana jargon devlete yakın olmak için milliyetçi jargondur biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bir kere o milliyetçi jargondan dolayı insanların oranın dindarları onları adam saymazlardı. Çünkü milliyetçilik dindarlıkta çok yeri olmayan bir şeydir. Evet, ümmete aykırı bir şey. Tabii yani milliyetimi savunabilirim, sevebilirim ama milliyetimi senin milliyetinin önüne koymaya kalkarsan senin benim için değerin orada İslamlıktan çıkar, farklı bir yere gelir. Dolayısıyla orada böyle bir itibarları yoktu ama
Bu özellikle Avrasya'cı darbe sürecinde hükümete yakın görmeleri, durmaları, o süreçte destekliyor gibi görünmeleri, o esnada işte bu valiler bölgedeki işte çeşitli ele geçirdikleri sivil toplum örgütleri üzerinden bir cazibe yarattılar. Yani bürokraside bir cazibe yarattılar. Peki, gençler güç ve çocuklar cazibesi üzerinde bir tesirleri oldu mu? Yani bir güç cazibesi olarak var oldu. Var güç cazibesi ve bir aynı zamanda tehdit. Yani diyelim ki iş adamının başına gelebilecek, siyasetçinin başına gelebilecek bir olaya ilişkin tehdit argümanları yani olduğu bilinen. Yani üniversitede çok etkililer çünkü mesela Dicle Üniversitesi rektörü. İşte başka yerlerde de tabii sadece Diyarbakır'da değil. Diyorum ya bürokrasideki kilit noktalar, işte valilikler, vali yardımcılıkları birçok nokta onların elinde olduğu için insanlar o güçle ilgili olarak biraz onlarla bir mesai kurmak durumunda kaldı. Ama hiçbir zaman o bölgeden işte mesela bir Fethullahçı cemaat çıkmadı. Peki PKK-FETÖ yakınlaşması, onu da az çok konuştuk ama. O da çok ilginçtir. İşte bu Avrasyacı darbe döneminde PKK-FETÖ düşmandı. Hatırlayın mesela evet. Düşmandı. Hatta kacaka operasyonları mesela o Hakkari'de onlara yakın iki taraflı bir imamı PKK öldürdü. Yayıncılık çünkü yapıyorlardı. PKK o günkü askeri vesayetle işbirliği yapıyordu. PKK 2010'da Öcalan hükümetin iktidar olduğuna kanaat getirerek o eğilimden vazgeçti. PKK'nın 2010'lu yıllara kadar bu Avrasyacı grupla Türk askeri vesayetle ilişkisi özellikle 2007-2008'lere sonra kadar bunu çok yoğundu. İç içeydi. Onların denetimindeydiler. Ve o süreç içerisinde de PKK bu Avrasyacı grup yani askeri vesayet onların elinde olduğu için yakınlığından kaynaklı FETÖ ile düşmanlardı. FETÖ'nün oradaki imamını öldürdüler. KCK operasyonlarında o eli kelepçeli fotoğrafı hatırlar mısınız? Evet. O misillemeydi ona. Fakat gücün sonra güç olduğunu fark edip mi yanaştı? Tabii. Şimdi PKK pragmatist bir yapıdır. O gün gücün Avrasyacılarda olduğunu düşündüğü için onlarla işbirliği yapıyordu. Bu sonra güç Amerikanın elinde. Düşündü. Amerikanın elinde. Şimdi bunların her birisi Amerikanın unsuru halindeler. Evet. Yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Abdurrahman Bey. Çok konuşulması gereken şey var ama ben burada şunu özellikle Kürtler şunu yapmak zorunda. Biz bir şeye karar vereceğiz. Kürtlerin kaderi Amerika ile birlikte Türkiye'ye rağmen midir? Gladio ile birlikte, Almanya ile birlikte Türkiye'ye rağmen midir? Yoksa Kürtler ve Türkler el ele verip, gerekirse Batı dünyasını da buna ikna edip, biz ila nihayet çatışacak değiliz. Batı dünyasının da bu coğrafya kendi ayakları üzerinde el ele kalkmakta kararlı ve ısrarlı duruşunu görerek bu çatışmaları bitirmesine katkı sunup yeni bir geleceği birlikte kurmaya mı karar vereceğiz yoksa Mısır'daki darbe gibi olsun, evet, bize ne çıkarsa ondan, evet, istifade edelim. Suriye gibi olalım, Irak gibi olalım, buna karar vermek zorundayız. Bunu birlikte hayata geçireceğiz. Biz bugün birbirimize olan ihtiyacımızı yerine getirmezsek yarın bir daha bu şansımız olmayabilir. Çok teşekkür ediyoruz Abdurrahman Kurt. Soruyorum da bu akşam FETÖ ve Güneydoğu Kürt meselesini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.